Avrupa Birliği'nde dönelim. Ee, Avrupa Birliği'nde şu anda Macron'un e, siyasi topluluk numarası var. Bir numara çekiyor. Avrupa Siyasi Topluluğu diyor buna. AT şey AST. Ne bu Avrupa Siyasi Topluluğu? Şimdi bunu Macron attı ortaya. Baş sonunda söyleyeceğim. Başta söyleyeyim. Macron dedi ki ya Erdoğan diplomasisi diye bir şey literatüre geçti. Bütün Avrupa, bütün dünya Erdoğan'ı konuşup duruyor. Ben de bir şey yapayım, ben de bir şey söyleyeyim. Bu birinci adamın motivasyonu. İkincisi Avrupa Birliği içinde erişmek istedikleri kaynak var ama onlar Avrupa Birliği üyesi değiller. Üçüncüsü Avrupa Birliği'nin içinde kullanmak istediği güç var ama o da Avrupa Birliği'nin içinde değil örneğin İngiltere. E, dolayısıyla böyle olunca bir e, yeni bir şey yapalım numarasındalar. E bir de mesela Türkiye gibi oyaladıkları ülkeler var diyor ki ya Türkiye'ye oyalıyoruz. Avrupa Birliği'ni almıyoruz. Şu anda Türkiye'nin üzerinden çok ciddi fayda sağlayabilirdik Avrupa'ya ama almadık. E ne yapalım o zaman? Bir Avrupa siyasi topluluğu bir şey oluşturalım. Bununla ben Macron'un fikri olarak ortaya atmış olayım. Macron da dünyada böyle bir şey başarmış olsun. Hem de orada İngiltere'nin gücünden, Türkiye'nin gücünden istifade ederiz. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin üzerinde de siyasi baskı kurabilmek, Avrupa'da yeni bir siyasi alan tanımlayabilmek için oturalım biz Avrupa siyasi topluluğu kuralım diyor işte. Ukrayna var, Moldova var, Gürcistan var. Bunları hızlıca Avrupa Birliği'ne alamıyoruz ama en azından bunun için alırız. Bu da bu işin onların şeyi. İyi de şimdi orada Avrupa'da zaten bir Avrupa Birliği var değil mi? E bir de Avrupa Konseyi var. E bu da şimdi Avrupa siyasi topluluğu oldu sana üç. Çok güzel. Allah beter etsin. Daha da parçalarınız. Sekize ona yüze bölünün yani. Hepiniz özel özel olarak Allah size nasip etsin 100 tane Avrupa Birliği orada. Hepiniz birbirinizle savaşın ondan yani. sonra. Bu benim hoşuma gider yani. Ee, ama şimdi Avrupa şey yani şey diyorsun ya Avrupa Komisyonu şey Avrupa Konseyi var. Avrupa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'ne bağlı. Macron burada diyor ki e, o diyor hukuki statüde olsun Avrupa hukuku. Benim diyor yaptığımda Avrupa'nın siyaseti olsun diyor. Hem de kendi aramızda da güç de yaparız diyor. Böyle bir durum. Ee, dolayısıyla Avrupa Birliği olmayan ülkelere havuç gösterecekler. üzerlerinde baskı kuracaklar. İngiltere gibi Avrupa Birliği'nden çıkmış ülkelerin gücünü. Türkiye gibi Avrupa Birliği'nde alamayıp da e, almayıp da ama gücünü de kullanmak istedikleri gücünü buraya bununla çekmeye çalışacaklar. Bakalım. Bunun adına ne deniyor? Erdoğan efekti. Erdoğan etkisi. Bir Erdoğan diplomasi diye bir şey şu anda literatüre girdi ve buna karşı bir şey yapmaya çalışıyor. Bir haberi ekleyeyim altına her şey şimdi anlam kazanacak. Ee, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiliz Savunma Bakanı ile görüşüyor şu anda. Yani İngiltere'de e, bir pozisyonla ilgili böyle bir şey var. Ee, Wallace İngiliz Savunma Bakanı ee, ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı da polis yakar, görüşecekler. Daha sonra heyetler de görüşecek, atamasının açıklaması da yapılacak. Oradan çıkar orada ne oldu? Peki bu Erdoğan etkisi falan, hani abartıyor muyuz, şey mi yapıyoruz? Ne oluyormuş? Erdoğan etkisi de neymiş? Bak, söyleyeyim hemen Erdoğan etkisi neymiş? Libya'nın başbakanı Dibeybe'nin açıklaması. Şimdi anlaşılacak her şey. Yunanistan bizim e, geçtiğimiz gün Fahrettin Altın, İletişim Başkanı Fahrettin altında açıkladığı anlaşmaları imzaladık ya Libya ile ilgili. Yunanistan bunlara karşı geldiğini söylemiş. Reddediyoruz biz bunları demişti Yunanistan. Şimdi Dibebe de Yunanistan'a cevap veriyor. Diyor ki bazı ülkelerin Yunanistan'ı kastediyor. Libya Türkiye mutabakat muhtırasını reddetmesi umurumda değil. Türkiye ile imzalanan denizcilik anlaşmasına uygun olarak petrol aramaları yapacağız. Efendim Türkiye ile imzalanan denizcilik anlaşmasına uygun olarak petrol aramaları yapacağız. Girit'in güneyindeki karasularda hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz diyor. Ha. Nasıl söyleyebildi bunu Libya Yunanistan'a? Tamam. Abartma Erdoğan etkisi falan diyenler olursa diye. Ve cum şey cumbaşkanı Erdoğan'ın bütün bu kuruluşta bütün bu e, dünyanın yeni gidişatındaki yerini anlamak açısından gerçekten kıymetli dostlar. Peki devam edelim. Bir e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yöneticimiz var biliyorsunuz. E, hep de bana denk geliyor diyor. Kar çamur yağmur falan açıklamasıyla ünlü kendisi. E, ne belediyeden ne İstanbul'dan hiçbir şeyden haberi yok hakikaten ya. Bak sırayla gidelim şimdi. Çok acayip bir şeyden bahsedeceğim size. Yani şunu arka arkaya bakalım ya. Şimdi önce Ekrem İmamoğlu bir tweet atıyor. Ne diyor tweette? Ee, Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vesaire. Bu imzayı atın sayın bakan diyor. Konuşmasıyla dalga geçiyor. Sizden bir imza istedik. O imzayı atın diye falan diyor böyle. Ataşehir Göztepe metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor. İstanbul'un kalbine kocaman finans merkezi yapılıyor ama metrosu yok. Bir de büyük harflerle böyle büyük bağıra bağıra. Zarar, ziyan, yazık, günah falan diye bağırıyor. <laughs> Peki. Bunun üzerine Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir mesaj yazıyor. Diyor ki Sayın İmamoğlu. Ümraniye Ateşehir Göztepe metro hattı projesinin ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni geçtiğimiz hafta İstanbul'u vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere bakanlığımız tarafından imzalandı diyor. haberi yok. İmzalandığından da haberi yok. Ben size söyleyeyim. İmzalanmadığından da haberi yoktu. O anda orada birisi söyledi onu Başkanım imzalamadılar biliyor musunuz falan diye. imzalamadılar işte metro. Biz mi yapıyoruz ha? Ne için? Şunun için. Para işte bakanlık, bakanlık değil ya biz onun kredisini siz dışarıdan bulmamış mıydınız? Bulduk da bakanlık temin izni verecek ya öyle mi ha? atmadı imza atmadı. Çak. Tamam, hikaye bu. İmza atılmış haberi yok. Çok acayip bir durum. Peki bunun üzerine bu sefer bakana İmamoğlu ne cevap veriyor? İşte herkesin kendini ve çocuklarını koruması gereken CHP pişkinliği. Ee, Nurettin, ikinci Nurettin ya bak çok net söylüyorum. Ekrem İmamoğlu ikinci Nurettin olarak geçti tarihe yani. Çünkü tam Nurettin Sözen pişkinliği var. Nurettin Sözen'i ...iski götürmüştü. Bunu da böyle şeyler götürecek. Diyor ki ah Sayın Bakan Nebati öncelikle 16 milyon İstanbul'lu adına bu imza için teşekkür ederim. Kimsin 16 milyon adına teşekkür ediyoruz? Bu da ayrı bir şey. Bir Böyle bir hal var bu adamda. Kendisi mahkemeye çıkıyor diyor, 16 milyon yargılanıyor. Biz bunu 16 milyon hepimiz koştur koştur mahkemeye bu peşine gidiyoruz. Tatile çıkıyor 16 milyon tatile çıktı. Lan ne ara tatile çıktık biz? Sen gittin kayak yaptın. Biz niye gelmedik yani? Neden 16 milyon tatile çıkıyoruz yani? Şimdi bunu da 16 milyon adına teşekkür ediyor. Hayır abi HDP CHP adına teşekkür edeceksin yani. Ee, biz, onun adına teşekkür etme hakkım var. Hizmetlerin halkımıza daha hızlı sunulması konusunda sıkı işbirliğine ve diyaloğa hazırız diyor. Ya sıkı işbirliği, diyalog, miyolog falan. Çok acayip ya. Haberi yok. Tamam Sonundaki pişkinlik zaten